1989 İstanbul doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okuyorum. 3. sınıf reklamcılık öğrencisiyim. Bundan önce İngiltere'de okuyordum. Birçok ilgi alanım var. Hani hatta yaptığım zaman "Aa, sen bunu da yapıyor musun?" diyecekleri kadar fazla ilgi alanım var. Futbol. Hani profesyonel olarak da oynadığım futbol vardı. Ondan sonra biniciyim. At binerim yani, çok severim binmeyi. Mani atlarız hatta. İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde biniciyim. En büyük hayalim de çok iyi bir oyuncu olmak. Gerçekten çok iyi bir oyuncu olmak. Yani Murat, bana git bir komedi dizisinde ya da bir komedi filminde komik bir karakteri canlandır dediklerinde onu en iyi şekilde yapıp akabinde gidip de kötü bir adamı oynayabilip onun dışında gidip de hani sakat birini çok iyi canlandırabilmeyi, yani oyunculuk yeteneklerini zorlayabilecek en uç şeyleri yapabilip bunları gerçekten herkes tarafından beğendiğini ve alkışlandığını görünce yani tatmin olacağım bir şeydir yani bu. Hani en büyük hayalim çok iyi bir oyuncu olmak ve oyunculukla müziğimi aynı entegre bir şekilde götürmek istiyorum. Annemle babam ben doğduğumdan beri ayrılar. Ama hiçbir zaman ben hep annemle yaşadım. Babam yurt dışında yaşıyor. Babamın boşluğunu hayatım boyunca hiç hissetmedim. Bana da hissettirtmedi. Hayatımda böyle sağlam bir darbe yiyip silkelendiğim bir dönemim var. Hani olgunlaştığımı ve hatta hani sorumluluklarımı anladığım zaman diyebilirim ona. Londra'da öğrenciyken üniversitem oradaydı ve hani ailemden uzaktım, bütün sevdiklerimden uzaktım, arkadaşlarımdan ve hani birçok şeyi orada sorgulama fırsatı bulmuştum. Çünkü başta annem, ben, ablam gitmiştik Londra'ya ve hani o küçük uyum süreci vardır ya, hep yanımdalardı. Sonra bir anda bir çekildiler, yalnız kaldım ve ilk defa hayatımda yalnız kalıyordum. Hep de diyordum ki ben çok uyumluyum, nerede olsam yaşarım, işte hiç sıkıntım olmaz, muhakkak bir uğraş, bir eğlence bulurum kendimi diyordum. Ama neredeyse o ben değildim yani. Sosyal yönünü kapatmış, asosyal bir çocuk haline dönmüştüm. Çünkü çok fazla duygusalım. Annemi çok özlemiştim. Hani ailemi, sahip olduklarımı sürekli düşünüyordum. Şu an İstanbul'da olsam böyle yapardım, şu an böyle olsam şöyle yapardım falan diye. Sürekli kendimi zorladım, zorladım. Döndüm. Döndüğümde biraz emrivaki döndüm. Annem, babam, ablam ve bütün ailem bana o kadar büyük bir tepkileri vardı ki, hani nasıl dönersin, bu kadar olanağı nasıl bırakırsın? Çünkü gerçekten bana İngiltere'de onca kaldığım süre boyunca inanılmaz bir olanak sağlamışlardı ve ben bu olanağı elimin tersiyle ittim. Ve ben İstanbul'a döndüğümde bana hayatımın en büyük dersini verdiler. Dediler ki sen madem sana verilen olanakları bu kadar elinin tersiyle rahat bir şekilde itebiliyorsan, bakalım normal hayatına döndüğünde bu olanakların elinde olmadan sen kimsin acaba? Sen ne yapabiliyorsun? Yani bu kadar hayat senin gördüğün gibi toz pembe mi? Dediler. Ve ben gerçekten bir sene boyunca süründüm. Yani evim her zaman benim evim. Çok güzel evim, canım evim, bir tane evim. Ama sokağa çıktığım zaman cebimde 5 kuruş param yoktu. O sene öyle bir seneydi ki bana, öyle bir ders senesiydi ki, yani bir insanın tamamıyla tüm çıplaklığıyla hayatta tutunabilmesi bir Survivor adasında olurdu herhalde. Bir de annemin ve babamın, ortaklaşa bütün ailemin bana verdiği o karar ve yaşattıkları o senede olurdu ki ben test kitaplarını aldım arkadaşlarımdan. Üniversite zamanında girmiş olduğu test kitaplarını aldım ve onlara çalıştım. Kendime bir program çıkarttım. Anneme, anne dedim, ben şu üniversiteye gidiyorum ve bir tane tercih yapıyorum. Diğer tercihleri bomboş bırakacağım. Ona girersem gireceğim, giremezsem ben Londra'ya tekrar dönüyorum dedim. O sene nasıl bir sene olduysa beni inanın çok büyüttü ve bana çok şey kattı. Gittim, tek tercih yaptım. İstediğim bölüme de 33 bin kişi önde girdim ve rahatlıkla girdim yani. Bu bana büyük bir ders verdi ve ayaklarımın üstünde o kadar iyi durmama olanak sağladı ki iyi ki bana böyle bir sene yaşatmışlar, iyi ki bana bunları öğretmişler deyip anneme babama bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü ben eğer bugün böyle bakabiliyorsam onların bana o yaşattığı sene sayesinde böyle bakabiliyorum. Ben inançları çok yüksek olan bir çocuğum ve hani bir şeye inanıp çok istersem yani çok şükür ki oluyor. İnşallah da bundan sonra hep böyle devam eder.
Yani kendime göre inançlarım vardır. Bir de küçük totemlerim vardır benim. Hani o küçük totemlerim futbol maçı izlerken ya da ne bileyim burada da çıktı. Yarışmalara gidip geliyoruz sürekli, oyunlar oynanıyor. Ben atıyorum o koltuğun üstünde ya da sandalyenin üstünde pardon solda oturuyorsam sağımda Hilmi'nin oturmasını istiyorum. Diyorum ki Hilmi sen sağımda otur. Şu an sen sağımda oturursan yarışları kazanacağız, öyle hissediyorum diyorum mesela. Hiçbir mantığı yok. Ama o pozitifliğinizi öyle yansıttığınız zaman bak ben dedim oluyor ya, geliyor ya iş. Ona bayılıyorum zaten.